vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecda dinerek öpse o pak alnı değer. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kalsın? Gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın. Her cümerç ettiğin edvara da yetmez bu kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiap. Uzanırken gece mehtabı getirsem yanına, türbe darın gibi ta fecre kadar bekletsem, gündüzün fecriyle avizeni lebriz etsem, gene bir şey yapabildim diyemem hatırana. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana ağuşunu açmış duruyor peygamber. Kadir Çavuş, Kadir Çavuş! Bak, gene geliyorlar. Gelsinler bakalım. Gelecekleri varsa görecekleri de var, sen yüzbaşına haber et. Başla! Ne yapıyorsun Perno? Onlara hazırlık yap yarım çavuşum. Ne o hemşerim, korkuyorsun galiba. Korkmak mı? Onu da nereden çıkardın? Öyleyse ne düşünüyorsun arpacı kumrusu gibi? Çocukları, karımı... Ben de öyle. Ama yalnız çocuklarım. Karım bir ay evvel öldü. Başın sağ olsun hemşerim. Nerelisin sen? Adanalıyık. Bir dükkanım vardı. Onu da çocuklarla ihtiyar babama bırakıp geldim. Benim de dedemden kalma bir çiftliğim var. Çiftlik de denmez ya, neyse. Üzüm, incir, biraz da tütün yetiştirip geçinip gidiyoruz. Evet, şeyim vardı, kapı gibi bir oğlum. Ama ne fiskos edip duruyorsunuz be ya! Geleli ta dün bir, bugün iki! Yok be pehlivan, memleketten konuşuyorduk biraz. Kim bilir kaç zaman burada omuz omuza çarpışacağız.
Sağımızdakini solumuzdakini tanıyalım dedik pehlivan. Doğrusu öyle. Ne var Kadir Çavuş? Geliyorlar kumandan. Onların sahile çıkması uzun sürer. Ama sen gene gözünü ayırma. Başla. Merhaba İzmirli. Merhaba kumandan. Merhaba Adanalı. Sağ olun kumandan. General Hamilton, amiraller sizi bekliyor. Buyurun arkadaşlar. Amiral Carden hastalanarak ayrılmıştır. Yerine Amiral de Robeck tayin edilmiştir. Arkadaşlar, tarihi an geldi. Şimdi emrimdeki Kuvve-i Seferiye'nin harekat planını size bildiriyorum. Birincisi, Boğaz ucundaki Orhaniye, Kumkale, Ertuğrul, Seddülbahir tabyalarını tahrip etmek. İkincisi, Çanakkale, Kilidülbahir hizasına kadar mayınları toplamak. Üçüncüsü, karanlık limana girerek Kepez burnundaki tabyaları ve bataryaları tahrip etmek. Dördüncüsü, Çanakkale istihkamlarını yıkmak ve emrimdeki Bahriye ve 2. Divizyonla Gelibolu Yarımadası'nı işgal etmek ve bütün kuvvetlerle İstanbul'u almaktır. Sayın Orgeneralim, sözlerinize bir cümle ilave etmeme müsaade buyurun. Filonun İstanbul önünde görülmesi şehrin düşmesine kifayet edecektir. Amiral Salder, Türkler karşısında peşin hükümlerden kaçınmak lazım geldiğini size bir defa daha hatırlatmak isterim. Arkadaşlar, Amiral de Robeck şimdi sizlere deniz taarruz planını izah edecek. Buyurun amiralim. Müsaadenizle gentlemen, Monsieur l'Amiral. 18 Mart deniz taarruz planı şöyledir. 1. Division kumandanı Amiral de Robeck. Emrinde Queen Elizabeth, Inflexible, Agamemnon, Lord Nelson. 2. Division Amiral Ace Salder kumandasında. Oshin, Irresistible, Albion, Vengeance, Majestic, Prince George, Dublin. Evet, 3. Division. Amiral Zebra kumandasında. Fransız filosundan Beauvais, Golva, Triumph, Charlemagne. 1. filo giriş istikamlarına birkaç salvo yolladıktan sonra karanlık limana girecek. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, deniz taarruz planımızı Amiral de Robeck izah etti. Şimdi herkes vazifesi başına gidebilir. Kumandanım, gemiler boğaza girdi. Bataryası, düşman donanması boğaza girdi.
Dardanos ateşi hazır. Hala bekleyecek miyiz? Evet, bekleyeceğiz Mefsut efendi, bekleyeceğiz. Biliyorsun bizim emektarlığının atış mesafesi kısadır maalesef. Ardanos bataryası, kumandaya dikkat! Esas istikamet kontrolü! Daha ne müsaade meli? Birinci, yalnız! Dördüncü barut hakkı, 10.200! Dört zaviyesi, zayıf 27! Kumandayla ateş! Bismillah! Birinci, ateş! Bismillah! Birinci, ateş! Gemileri denize dökülenleri toplamaya başladılar. Ateş kes! Fakat kumandanım... Bırak toplasınlar, silahsızlara ateş edilmez! Ateş kes! Bekle, çıkacaksa çıksın artık. Gelemez öbe çavuşum, döndürdük içini gerilere bir kerem, gidiş o gidiş. Yürek ister gelme. Senin aklın ilmez pelvan bu heriflerin işine. Sen Mertçeer meydanında dövüşürsün, bunlar uzaktan uzağa.
Gelecekler, gelecekler. Bütün güvetlerini toplayarak gelecekler, yine ateş kuracaklar. Ordu Erkanat Reisinden direktifimizi dinlediniz. Şimdi Gelibolu'daki 3. Kolordu Birliklerinin kumandanı olarak Esat Paşa'nın fikirlerini ve tekliflerini öğrenmek isteriz. Müşir Leyman Fonsandres Hazretleri, düşmanın 1-2 güne kadar bilfiil ihraca başlaması muhtemeldir. Maksadı Kiril Bahir Platosu'nu zapt etmek, Boğaz'daki tabyalara hakim olmak ve bin netice donanmaya yol açmaktır. Bunun için esas ihraç merkezi sikletiyle Seddülbahre, tali ihraç ise Kabatepe ve Arıburnu bölgelerine yapılabilir. O halde ordu birliklerinin Şibih Cezire'nin cenubunda tertiplenmesi lazım ve şarttır. Esat Paşa'nın fikirlerini kabul etmiyorum. Donanmanın üstün ateş desteği altında düşmanı karaya çıkarmamak mümkün değildir. Sahil zayıf tutulmalı, düşman karada kuvvetli olarak yerleşmeden önce taarruz ederek imha edilmelidir. Bu maksatla kuvvetin çoğu geride tutulmalıdır. Müşir Hazretleri, emrettiğiniz tertibat düşmanın nereden çıkarma yapacağı belli olmadığına göre umumi bir gözetleme mahiyetindedir. Bu tertiple Gelibolu Şibih Ceziresi yüz binlerce Mehmet'in mezarı olacaktır. Dökülen kan Türk'ün oldukça onun nerede, ne zaman, niçin, nasıl ve ne miktarda akıtılacağına karar vermek müsaadenizle bize ait olsun. Türk Başkumandanlığı'nca Çanakkale'nin müdafaa mesuliyeti 5. Ordu Kumandanı olarak bana verilmiştir. 3. Kolordu Gelibolu'da, 15. Kolordu Anadolu yakasında, 19. Fırka Bigalı Maydos Maltepe civarında Kaymakam Mustafa Kemal'in kumandasında olmak üzere ordu ihtiyatında bulunacaktır. Müdafaa planı vaziyet haritasında olduğu gibidir. Arkadaşlar, düşman Seddülbahir ve Arıburnu'na çıkacaktır. Kolay gele. Ne var ne yok? Denizde garartılar çoğaldı. Bunlar yakında hücum edecek Allah'u vale. Evet yavuşum, bir şey yapamazlar. Hele bir karaya çıkayım desinler, gösteririm ben onlara. Ördek vurur gibi teker teker atlarım valla. Amma attım pehlivan. Bana bak pehlivan. Bu işte acele etmek yok, anladın? Kayıklar sahile çıkmadan ateş yok kumandanım. Tam kayıktan atlarken anlayamsın işte, o zaman ördek avına başlarım ben. Sen karavanaya bayılırsın ama bak bu işte karavana yok ha. Attığını vuracaksın. Çifter çifter vururum kumandanım. Herkes mevzilerine girsin, gözünüzü sahilden ayırmayın. Somunların da dumanı tütüyor be. Pehlivan amca, pehlivan amca. Ne var? Bu sabah sahilden gelirken denizde koskocaman şamandıra gibi bir şey gördüm. Ne ola ki acaba? Bana bak pehlivan. Sen ekmekleri al, hemen bölüye dön. Ben Adanalı ile İzmirli'yi alıp sahile bakmaya gidiyorum. Al. Bu bir işaret. Ama niçin koymuşlar? Niçin olacak İzmirli? Çıkarma yapacaklar bu sahilden. En müsait yeri de bulmuşlar. Hemen yüzbaşıya haber verir. Geç kalırız. Biz bir şeyler yapmalıyız. Şamandıra'yı batıralım, yerini bulamasınlar. Fena fikir değil Adanalı. Ama yerini değiştirelim daha iyi. Onları yanlış bir sahile çıkaralım. Hemen demirini çekin. Hadi çocuklar, elinizi çabuk tutun biraz. Şamandıra'nın demir kurtuldu mu? Tamam biraz. Şimdi onu şu sarp sahile çekeceğiz. Düşmanı orada az kuvvetlerimizle durdurabiliriz değil mi Mülazim Bey? Evet İzmirli. Hadi çocuklar, kürek başına kaybedecek vaktimiz yok. Bugün 25 Nisan,
1915 saat 5.45'te donanmanın ateşiyle başlayacak. 29. Division Settülbahir'e Kor General Breedwood komutasındaki Anzac kolordusundan 3 Tugay ilk kademe olarak Arı Burnu Abatepe'ye çıkacak. Köprübaşı mevzileri tamamen işgal edilecek. 1. Fransız tümeninden 1 Tugay Kumkale'ye çıkacak. Bahriye tümeni ve Fransız tümeninin diğer aksamı Saros ve Beşigelere nümayiş çıkarmaları yapacaktır. İyi şanslar arkadaşlar. Askerlerimiz sahilde iyice tutunmadan generalin kaleye çıkmak istemesine ne dersiniz? General Breedwood çıkarma hareketini sahilden bilfiil idare edecekmiş. Vaziyet nasıl? İyidir efendim. Bu cehennemi bombardımandan sonra çok üstün çıkarma birliklerimiz karşısında Türklerin fazla bir mukavemetiyle karşılaşacağımızı ummuyorum sir. Siz Türkleri iyi tanımıyorsunuz General Collins. Çanakkale muharebelerinin hayatiyeti bakımından muazzam bir karar vermişsiniz. Allah muvaffak etsin. Kararınızı ben de tasvip ediyorum. Devam edin.
Arkadaşlar, Arıburnu Kabatepe mıntıkasında düşman kuvvet ihracına başlamıştır. Şu gördüğünüz sırtlarda Mustafa Kemal Bey tarihi mesuliyeti aşağı yukarı Çanakkale'nin mukadderatına tesir edecek bir karar vererek Leyman Paşa'dan emir almadan fırkasıyla düşmana taarruza başlamıştır. İşte Çanakkale'yi kurtaracak bu karardır. Arkadaşlar, aksi halde düşmanın bu taarruzu Gelibolu için bir facia olur. Arkadaşlar, düşman çok üstün kuvvetlerle taarruz etmektedir. 27. alay solumuzda ağır zayiatla ilerlemektedir. Arazi görüşe manidir. Karşımızda 18 düşman taburu vardır. Bu kadar büyük kuvvetler muhacehesinde muharebeden sağ çıkmamız kadere bağlı. Kanımızın son damlasına kadar çarpışacağız. Allah muinimiz olsun arkadaşlar. Mustafa Kemal Bey'i bağla. Başla. Kumandanım, fırka kumandanı sizi telefonda bekliyorlar. Ben 57. alay kumandanı Hüseyin abi. Kumandanım, düşman çok üstün. Alay çok zayiat verdi. Üç yandan kuşatıldık. Alayın yarısı şehit oldu. Taarruzdayız kumandanım. 57. alay evlatlarınız emrinize intizar ediyorlar. Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler ve kumandanlar gelecektir. Çanakkale ancak böyle kurtulabilir. Baş üstüne kumandanım. 57. alay sancağının şerefini kanıyla ödeyecek. Oh.
anlaşırlar da ne ki kumandanım? Anlamadın mı Kadir Çavuş? Şehit olmayı kafalarına koymuşlar. Kirli çamaşırlarla Allah'ın huzuruna yüzbaşım çıkmak istememişler. Yüzbaşım. Sürüne buraya geldik. Fakat sancağımızı teslim etmedik kumandanım. Bilirsin işini pehlivan, bilirsin işini. Bak bir de gel şuna bak bir kere. Umarım. Gene yağlı tarafından yedin karavanı pehlivan. Bize bir şey kalmadı. Ama ne sanıyorsun? Koskoca bir pehlivan bir çömkeyle savulur mu? Siz bir yersiniz, gebenim üç yemem lazım. Ya, pehlivan! Bir sandık ağır makineli tüfek geldi. Bu senin işin. Göster kendini hadi. Evelallah şerim. Siz açılın bakayım, açılın. Ne savulun oradan be susakla? Gelsin tamam. Helal olsun yediğin karabalık. Sağ ol be aretlik. Uy pehlivan, sen bizim memleketin fındığını seversin. Al bakayım, ye de. Tibet çavuşum, gelir gene senin acemi kızanlar. İndirler öleri, çık! Hadi! Hadi! Çık öyle! Çık! Ne hikmettir, hep salaklar beni bulur! Düzelt şu kabadağını, kabadağını düzelt! Mehmet! Hasan emmi! Hoş geldin evladım! Hoş bulduk emmi! Fadime ana nasıl? İyi be emmi! Doğru de Mehmet! Doğru diyor! Kesin be! Pişmiş kelle gibi ne sırıtıyorsun? Ne kadar zevzek varsa bana gönderirler. Hoş geldiniz hemşeriler! Eyvallah! Hemşeriler! Burası Çanakkale! Bulunduğumuz yere Arıburnu derler. Fırka kumandanımız Kaymakam Mustafa Kemal Bey'dir. Alayımız 77. Alay, 1. Taburun 1. Bölüğüdür. Bölük kumandanımız Yüzbaşı Doğan Bey'dir. Yakında Şafak'la beraber siperlere gireceksiniz. Düşman hemen ilerimizde, karşımızdadır.
İngiliz'i azımsamayın hemşeriler, kabadayca dövüşür. Bak evvel haber etmedi demeyin. Siper almadan kafanızı kaldırmayın, şup deyip vurur. Hepiniz eğsini sossunuz. Yiğitliğinize bir kimsenin diyeceği yok. Ve lakin bizim askerin bir kusuru var, hemen süngüye davranmak ister. Canım hemşeriler, süngüden evvel top var, tüfek var. İlkin kurşunla işini bitir, sonra süngüye davran. Sıçra kumandası verilmeden atılmak yok. Anlaşıldı mı? Kumanda verilmeden ileri atılmak yok. Kalk, 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 kalk! Sen çök lan! Bu kör olasının cephanesi bizden çok işte. Hani herif ömründe züğürtlük çekmemiş. Sen bir el atarken, o sana mitrallozunan oluk gibi ateş açıyor. Biz buraya geldik geleli bu böyle. Şunda böyle vallahi. Hey hemşerim, sen ayağa kalk bakayım. Adın ne? Ahmetoğlu Kazım. Evli mi, bekar mı? Evliyim. Tevezzün kaç? 302. Otur. Ya sen hemşerim? Hüseyinoğlu Şahin. Evli mi, bekar mı? Bekarım. Tevezzün kaç? 301. Otur. Sen. Sen oğlum. Şşş. Sana diyorum, hey kel olan. Ayağa kalk. Sağır mısın sen? Hıhı! Kort düşe, gözün kör ola, ekmek siflenmenin sırası mı şimdi? Şey, acıkmışım, el alem fındık yiyor, ben de bir lokma ekmek yiyeyim dedim. Siftin pekini, adın ne senin? Mehmet oğlu Mehmet, 303 tevellütlüyüm, bekarım. Ben sana kim kız verir ki? Atır hadi, atır! Şey, niye vermiyor sanki? Lan çok konuşma! Müsaaden olursa bir sözüm var da... Dur be kâsı, sonra... Dur be! Nasıl oldu bu iş be pelvan? Nasıl olacak be çavuşum, te bu keloğlancık gafil avladı beni, ayacığım kaydı anlayamışsın. Olmaz öyle şey, pes hazırlık yapın da tutuşsun bunlar. Keloğlan.
ver de elini öp. Hadi bakalım aslanlar, giyinin. Pederde 1500 ekmek fazla alındığını söyleyeceksin. Hadi çabuk. Peki usta. Muhterem peder, Dimitri amca dedi ki muhterem pedere söyle bugün askerlere 1500 ekmek fazla gitti. Ya. Demek Settülbahir cephesinde yeni bir alay sevk ettiler. Aleko, sen birazdan kiliseye gel. Sana bir mektup vereceğim. Onu gene General Stanley'e götürür ve selamlarımı söylersin. Peki efendim. Kadir Çavuş, kendine iki manga seç. Emir almak için yanıma gel. Başsağır başım. Vazifemiz evvelce de anlattığımız gibi düşmanın keşif, emniyet ve yaklaşma gollarının tespitidir. Köyden itibaren tehlikeli mıntıkaya giriyoruz. Arazi mastürdür. İhtiyatlı olun, her çalı dibinde bir düşman olabilir. Köyden geçişte aralık ve mesafeler daraltılacak. İleri yaş! Mola. Hoş geldiniz evlat. Sefalar getirdin. Hoş gördük, elini öpeyim. Sağ ol. Sema kızım, çavuşa, evlatlara hayran gel. Peki dedim. Hiç zahmet etmeyin. Ne zahmeti oğlum? Size ne yapsak artık? Hayran da bir şey mi? Yeter kadar cephaniniz var. Neden sordun baba, size mi lazım? Hayır evlat, bizdekileri size verelim dedik. Nasıl? Sizde cephane mi var? Evet, gel benimle evlat. Buyurun. Sağ ol. Bismillah. Evlatlara da verin. Sağ ol. Hadi bakayım kızım, hadi. Geçen günkü muharebede düşman öyle bir püskürtüldü ki nesi var, nesi yok, hepsini bırakıp gitti. Biz de mermileri, tüfekleri toplayıp buraya yığdık. Ne olur, ne olur. Değil misin baba? Kimdir o? Biziz. Biziz kızım. Zeynep bacı nöbette. Merhaba bacı. Hoş geldiniz çavuş. Hoş gördük. Her gün bir kişi nöbet tutar burada. Ne olur ne olmaz. Yani bir baskın olursa. Thank you.
işinize yarar mı? Hem de nasıl? Lazımsa size verelim. Dönüşte alır götürürüz. İyi nöbetler Zeynep bacı. Eyvallah çavuşum. Hoşça kal. Baba, dönüşte sizi de götürür. Nereye götüreceğiz? Burası cephenin içi sayılır. Her an bir baskın olabilir. Daha içerilere taşırız sizi. Bana bak oğlum. İhtiyar da olsak, sakat da olsak cepheden kaçmayız biz. Yüzbaşı Doğan Bey'e baskına uğradığımızı söyleyin. Siz gelene kadar biz bunlara oyalarız. Hadi durmayın, çabuk! Kemal Bey'i bul. Kumandanım, ben Yüzbaşı Doğan. Düşman Harburnu sırtlarında yeni bir hücuma kalkmıştır. Keşfe yolladığımız birlik baskına uğramış. Ben derhal hareket ediyorum. Emredersiniz kumandanım. Çabuk bölük toplansın. Thank you.
Zeynep kızım, biz kazandık. Köyümüzü düşmanlara bırakmadık. Yüzbaşı Doğan. Buyurun kumandanım. Köye baskın yapan düşmanı püskürttük. Durumunuz nasıl? Fazla zayiat var mı? Bölük maalesef 40 şehit verdi. 20 ağır, 10 da hafif yaralı. Siperleri 3. bölüğe teslim edip ihtiyata çekilin. Enver Paşa yeni 57. alaya sancak verecektir. Merasime iştirak edin. Emredersiniz kumandanım. Takım kumandanları aziz şehitlerimizin gömülmelerine nezaret etsinler. Kadir Çavuş, gece yarısından sonra siperleri 3. bölüğe teslim edip tabur ihtiyatına çekileceğiz. Orada yeni erlerle takviye edilip geri geleceğiz. Şimdi şehitlerimize son vazifemizi yapalım. Baş üstüne kumandanım. Zeynep bacıyı da buraya gömelim der mi kumandanım? Evet, o da kahraman bir şehidimizdir. Hazretleri değil mi? O kendisi. Askerler, 19. fırkaya mensup olup Arıburnu muharebelerinde sancağının şanını kanıyla sulayıp tamamen şehit olan kim bunlar? ...57. alaydan bergüzar kalan iki sancaktar başkumandanım. Yüzbaşım, bu kahraman gazileri şeref misafirim olarak getirin. Emredersiniz. Millet ölmez. Askerler, artık bugün bir hatıra olarak yalnız iki sancaktarı kalan kahraman 57. piyade alayının aziz şehit ve gazilerine minnet ve şükran hislerimizi tevdi için toplandık. Uğrunda severek canını verdiği, vatan mihrabında ebedi uykusunu uyuyan aziz şühedaya rahmeti rahman ve yeni 57. alayın kahraman gazilerine bu günleri mübarek olsun. Şu muharebe bitsin, Aleko'yu kendime evlat edineceğim.
Kimse cazı da yok zavallının. İyi edersin. Sen onun asker elbisesini alay tersine ısmarladın mı? Evet. Oo, yoksa fırına giremezsin pehlivan. Oo, dikildi bilem. Adamım, pehlivan. Ya Leko, bizim ekmekler hazır mı? Benim elbisem hazırsa ekmekler de hazır pehlivan amca. Öyleyse al bakalım elbiseni. Nasıl, beğendin mi? Yaşa pehlivan amca. Abi nereye gidiyorsun böyle telaşla? Ben şimdi geliyorum. Tüveler olsun. Kolay güle be Dimitri. Oo, hoş gelmişsin koca pehlivan. Ekmekler dünkü gibi hamur olmadı. 10 dakikam sonra hepsi hazır. Ve Marika, okkalı bir kahve yap bizim pehlivana. Muhterem peder, beklediğim elbise nihayet geldi. Bu kıyafetle tam Türk'e benzeyeceksin Aleko. Senden kimse süper etmez. Muhterem peder, biz zaten Türk değil miyiz? Hayır oğlum. Bu topraklar eskiden bizimdi. Gün birinde, hem de çok yakında gene bizim olacak Aleko. Çocuğun kafasına böyle fikirler sokmak doğru mu? Biz din adamıyız. Siyasi ihtiraslarımız olmaması icap eder. Madem ki bu topraklar üzerinde yaşıyor ve onun nimetlerinden istifade ediyoruz, biz de bu memleketin evladıyız. İsmin Aleko'da, Dimitro'da, yani de olsa gene Türksün. Sizinle görüşlerimiz hiçbir zaman uymadı. Onun için başka bir kiliseye naklinizi Fener Patrikhanesi'nden isteyeceğim. Ve dinimize, aslınıza nasıl ihanet ettiğinizi de bildireceğim. En büyük ihaneti siz işliyorsunuz. Bu da vatana ihanettir. Bak Aleko. Bu gördüğün saat bir bombadır. İstavros'ta yapmış bunu. Öyle ayarlanmıştır ki kurulduktan 20 dakika sonra patlar. Senin vazifen bu saati dün sana gösterdiğim büyük cephanenin arka penceresinden içeri bırakmaktır. Burası 3. kolordu cephaneliğidir. Havayı uçunca Türkler cephanesiz kalacak. İşte o zaman bizimkiler büyük hücum yapacaklar. Vazifenin ehemmiyetini anladın değil mi? Sakın yakalanayım deme. Tanrı seni koruyacaktır.
Aleko görünürlerde yok mu? Yok. Cemaat kilisede sizi bekliyor. Beklesinler, isim var. Bu ne yüdüğü belirsiz kişilerle karanlık işler peşinde koşacağınıza, Tanrı'ya olan vazifelerinizi yerine getirin. Ben bir ideal peşindeyim Kiryako. İdeal dediğin bu vatana ihanetse, günün birinde muhakkak cezanı bulacaksın. Nerede kaldı bu Aleko? Yakalanmış olmasın? Yakalanırsa hepimiz mahvoluruz. Kurşuna dizerler hepimizi. Aleko. Aleko. Zefanelik uçtu mu Aleko? Aleko mu? Ne Alekosu? Aleko öldü, ben Ali'yim! Sen çıldırmışsın! Çıldıran sizsiniz papaz efendi. Ben Türk'üm. Hem de Türk oğlu Türk. Her şeyi öğrendim. Anam da babam da Türk'müş. Her şeyi yaptınız ama kanımı değiştiremediniz. Yok etmeli buyumuza! Geç kaldınız papaz efendi, alın emanetinizi! Bomba çalışıyor, ısıyor! Porto limanındaki düşman zırhları Kereviz deredeki mevzimize tonlarca mermi savuruyor. Kereviz deresinden oluk oluk kan akıyor. Bu derenin ismi artık Kanlı Dere'dir. Hemşire hanım, yerimiz var mı? 5 numaralı çadırda yer kalmadı doktor bey. Büyük çadırda 8 yatak boşaldı, taburcu olup cepheye gittiler. Kumandanım! Tezkereciler, sedye getirin. Hemen ameliyathaneye alalım. Hacet kalmadı, ölmüş. Künyesini çıkarın, hemen gömülsün. Acayip, bu ne biçim yara? Kurşun yarasına benzemiyor. Kumandanım,
Tayyareler çivi gibi bir şey atıyor. İnsanın beynini delip aşağıdan çıkıyor. Bir kara kedi de başımıza gülleler yağdırıyor. Bölük hem muharebe ediyor hem toprak altında kalanları çıkarmaya çalışıyor. Yüzbaşım Doğan Bey acele yardım istedi. Çavuş! Bütün sıhhiyeciler derhal hazır olsunlar. Hemen hareket ediyoruz. Baş ne? Ben de geliyorum doktor bey. Ateş altında siperden sipere sürünmek bir kadının yapacağı iş değil hemşire hanım. Lütfen siz burada kalın. Harpte kadın erkek tefriki olmaz doktor bey. Cephedeki yaralıların bana ihtiyacı var. Müsaadenizle ben de geleceğim. Peki öyleyse. Son yazdığım mektupta hanıma çocukları kayınpederin yanına götür dedim. Evet. İstemedi, itiraz etti. Onu da özdürecek falan. Birader. Daha doğru biliyorsun. Sen ben yazarsın. Kardeşim. Dikkat köprüsü! Arkadaşlarım, Morta Körfezi ağzında bütün haşmetiyle fütursuzca yatan ve cehennemi ateşiyle kereviz derenin ismini kanlı deriye çeviren bu zırhlıların batırılması emredilmektedir. Goliath isimli bu muazzam gemi, emniyetini civarında dolaşan şu dört kudretli muhribe bağlamıştır. Teknemizin küçük ve çelimsizliğine bakmadan bu gece koskoca İngiliz zırhlısı ile hesaplaşmaya gidiyoruz. Bu gidişin dönüşü olacağını zannetmiyorum. Şimdiden Morso Körfezi'ni kendimize metven yapmayı göze almalıyız. Arkadaşlar, gemi adeta zulmetten bir parça olmalı. Ben kumandanınız olarak ölüm yolunun şerefli askerlerine hakkımı helal ettim. Sizler de helal edin. Helal olsun kumandanım. Ali Aydar Bey. Emredin. Gidin efrada vaziyeti aynen anlatın. Hazırlıklar tamamlansın. Allah yardımcımız olsun arkadaşlar. Anacığım, bu sana son mektubumdur. Bu geceki vazifemiz çok mühim. Hakkını helal et. İki makine ağır yol ileri. Ortalaviye. Ortalaviye. Makine yarım yol ileri. Her iki makine yarım yol ileri. Ortalaviye. Ortalaviye. Ya böyle. Ya böyle. Torpidolar hazır olsun. Parola soruyor kumandanım. Oyala, vakit kazanmalıyız. Biraz sonra
hakiki parolayı Ali Haydar Bey verecektir. İsrar ediyor, ne emrediyorsunuz? Parola istiyor kumandanım. Artık parolaya ihtiyaç kalmadı. Her iki makine tam yol ileri. Her iki makine tam yol ileri. İskele Alabanda. İskele Alabanda. Bütün kovanlar atışa hazır ol. Bir numaralı kovan dikkat, atışa hazır ol. Bir numaralı kovan dikkat, atışa hazır ol. İskele Alabanda. İskele Alabanda. Bismillah. Bir numaralı kovan tez. İki numaralı kovan dikkat, tez. Rota 55. Kaçma iskeleye. Niye böyle? Ya böyle. Dersizce. Yaz oğlum. Muavenet kendisine verilen vazifeyi yapmıştır. Goliath Çanakkale'nin mavi sularına gömülmektedir. Arz ederim. Dört beş aydır yapılan muharebelerden de anlaşıldığı üzere düşmanın esas ihraç bölgeleri Seddülbahir ve Arıburnu mıntıkalarıdır. Düşmanın buradaki kuvvetleri takviye ederek yeniden taarruza başlaması kuvvetle muhtemeldir. Beşinci ordu cepheye yeni gelmeye başlayan ikinci ordu fırkalarıyla beraber dört grup halinde bulunacaktır. Şimalden itibaren Despot Limanı'na kadar Saros grubu. Şimal grubu yani Arıburnu cephesi, Cenup grubu yani Seddülbahir cephesi, Asya grubu. Müşir Paşa Hazretleri, yeni vaziyet karşısında karar ve tertibatınızı öğrendik. Müsaade ve kabul buyurursanız, Şimal grubu kumandanı olarak maruzatımızı bildirmek isteriz. Bugüne kadar yapılan muharebelerde düşman Saros, Bolayır ve Anadolu yakalarına hiçbir ihraç teşebbüsünde bulunamamıştır. O halde Saros ve Asya gruplarından iktisat edilecek ki fırkaların düşmanın esas harekat sahası olan Şimal grubu emrine verilmesini arz ve teklif ederim. Düşman Bolayır Berzahi ile Kumkale ve Beşigeler'e mutlak ihraç yapacaktır. Cevaden alıveriyor. Göz köpek gibi kas kas, ne olacak bu sanki? Anzakların burnumuzun dibinde bir siperi var, almak için yüzlerce şehit verdik. İşte tam onun altındayız, havaya uçuracağız onu. Sonra da bizimkiler üstten hücum edip edecek, anladı vallahi. Siperi zapt edecekler. Çeneyi bırakın da tahrip kalıplarını fitili verin bana şimdi, hadi. Thank you.
Abi bu gavur bizi susuzluktan öldürecek. 4-5 saka gitti, fıçılar bile geri gelmedi. Vuruyorlar hepsini. Abi duramıyorum be çavuşum. Nedir bu susuzluk? Muharebeden de beter be yahu. Al pehlivan, dibinde biraz kalmış. Yok be Hasan, o senin hakkın. Geçmez bu ahçazımdan. Böyle olmaz, bir çaresini bulmalı. Bu işin bir yolu olmalı ama nasıl? Mehmet oğlum. Buyur emmi. Bir de sen denesen. Şu suyu alıp gelirsen Yemen'deki şehit babanın ruhu şad olur. Yüzbaşım emrederse giderim Hasan emmi. Öyle ben gidem de yüzbaşımdan müsaade al. Almadan dönersek sana da yazık olur, bana da. Hadi gel, hadi. Sakın anarayım deme, hadi. Hadi, hadi. Yürü be Amber, hadi. Ulan Amber, bizim çavuş derdi de inanmazdım. Bu İngilizlerin amma da bol güllesi var. İkimizi adam yerine koyup top atıyorlar bize. Al bakalım Kamber, yarısı senin, yarısı benim. Ulan top da atsanız, tüfek de atsanız gene bu suyu dolduracağım be! Keloğlan'dan bir haber var, henüz yok. Fıçıları şartladık, suyu da doldurduk. Hadi kaçalım Kamber, daha fazla durmaya gelmez. Hadi. Be Kamber, gene inadım tuttu, eşekliğin sırası mı şimdi? Senden yola çıkan da kafa zaten. Öyle fanfinfon edicinize beni zabitinize götürün de derdimi anlatayım. Tepkere bak, bırakın beni, bırakın beni gavurcuklar. İtelemeyin. Tamam.
Who is this? We just captured a Turkish soldier, sir, with his donkey. Bring him. Come right here. Burada işin ne? Emir verdi şu silahı indirsinler. Go. Efendim, beni karşıki siperden yüzbaşım gönderdi. Her gün bağırıp duruyorsunuz, susuz musunuz? Sizin suyunuz yok ama bizde su çok. Benim yüzbaşım sapına kadar erkektir. Bana Mehmet dedi, fıçıları doldur, karşıki sipere git. Onlara bu suyu götür. Biz karşımızdaki susuz kalan düşmanla çarpışmayız. Peki, nasıl geri gideceksin? Vallahi seni geri gönderip göndermemeleri onların mertliğine kalmıştır dedi. Zabitiniz hakikaten centilmen ve sportmenmiş. Gönderdiği suyu muhabbetle kabul ediyoruz. Nezaketinize zaten diyecek yoktur. Asker, seni bizimkiler kabaca karşılamışlar, hırpalamışlar, kusura bakma. Yaralısın sen, hastaneye götürsünler. Yo yo yo, yara bezim var, ben sararım şimdi. Olmaz öyle şey, yaran derin. Hastane çadırında temizler, dikerler. Take him to the hospital. Var mı görünürlerde? Hayır, yok yüzbaşım. Nerede kaldı bu oğlan? Akşamki tarrakada yaralanmış olmasın? Günde ışıdı, kimseyi de yollayıp baktıramayız. Benim bildiğim Mehmet gelir yüzbaşım. İnşallah. Lona, how's our Turkish soldier? Oh, he is still sleeping, doctor. Well, that's fine. Let me know when he wakes up. Geçmiş olsun, nasılsın? Eyvallah, teşekkür ederim. Amma da güzel Türkçe konuşuyorsun. Ben sizin İstanbul'da büyüdüm, 15 sene kaldım. Evet, tam 15 sene kaldım Kadıköy'de modada. Çok mu uyumuşum? 3-4 saat. Bizim askerler size çok kabalık etmişler. Ne kadar utandık. General, kolonel hep seni sordular. Asıl ben utandım, yaptığım şey nedir ki? Düşmanın susuzluktan sıkıntı çektiğini anlayıp su göndermek işitilmemiş bir meslek. Bu kibarlığı siz Türkler yaparsınız. Artık ben kalkayım küçük hanım. Daha zayıfsın. Ne de olsa ufak bir ameliyat geçirdin. Çok da kan kaybetmişsin. Ne kadar iyisin sen küçük hanım. Küçük hanım. Bana lütfen küçük hanım deme. İsmim Lon. Benim de Mehmet. Hadi bakalım biraz uyu. Belki rüyada melekleri görürsün. Ben gözü açıkta görüyorum, uyumaya lüzum yok ki. Beni bırakıp nereye gidiyorsun? Başka hastalarım da var. Birazdan gene today, Lona? I feel better. You need anything? No, thank you. Çadır çöktüğü zaman korktun mu Mehmet? Biz öyle şey bilmeyiz küçük hanım. Hani küçük hanım demeyecektin? Peki Lona, bir daha demeyeceğim. Niye öyle yabancı gibi bakıyorsun? Akraba mıyız? Üstelik muharebe de var. Evet, akraba değiliz ama sen benim hayatımı kurtardın. Hadi canım sen de. Kendimi kurtarırken seni de beraber aldım işte o kadar. Şey... Evli misin sen? Yoksa nişanlı mı? Öyle gibi bir şey. Onu çok mu seviyorsun? Nasıl sevmem? O kadar güzel, öyle güzel bir kız ki. Çok merak ettim, nasıl tanıştınız?
Yoksa sizde adet olduğu gibi annen mi buldu? Yok canım, o beni buldu. Çanakkale'ye sevk edilmeden bir gün evveldi. Gir içeri evladım. Geç, otur şöyle, otur. Valide niye beni buraya getirdin? Amma da meraklıymışsın. Sabırlı ol biraz evladım, sabırlı ol. Otur. Amma da zengin aile. Hoş geldin evlat. Hoş bulduk. Buyur yavrum, şöyle yakınıma otur. Nereden gelip nereye gidiyorsun? Memleketten geliyoruz efendim. Yeni asker oldum. Depoda talim ettik. Yarın Çanakkale'ye sevk ediliyoruz. Sanki gitmemek elinde olsa ne yapardın? Elimde olsa gene giderdim. Benim babam da abim de şehittir. Başka kimin kimsen yok mu? Bir anam var. Evli misin, bekar mı? Bekarım valide. Nişanlın yavukluğun? Yok bizde öyle şey. Oğlum, senden pek hoşlandım. Gönül istiyor ki ille de seni evlendireyim. Yalana ne hacet, sana kızımı vermek istiyorum. Şu gördüğün konakta 30 oda var. Mal, mülk, araba, at, uşak dolu. Gelirimi seni ölünceye kadar geçindirir. Sofraya bir besmele borcun olacak. Bana neden bu iyiliği yapmak istersiniz? Kızım seni talim ederken görmüş. Toy kız gönlü bu. İlle de Mehmet'imi isterim diyor da bir daha demiyor. Getirin Mehmet'in nişanlısını. İsmimi de biliyorsunuz. Tabii ya, her şey hazır. Nikahını kıydırıveririz, olur biter. Kimin nesi olduğunu bilmediğiniz birine kız verilir mi? Biz seni sorup soruşturduk oğlum, iyi çocukmuşsun. Kızımı beğendin mi? Cevap ver. Beni bölükten ararlar. Gidiyorum. Canım, vakit daha çok erken. Düşünecek ne var? Evet diyiver. Olmaz olmaz. Bak, gördün mü ettiğini şimdi? Aman yarabbi. Tutun şunu. Gördün mü? Beğendin mi yaptığın işi? Bana bak valide. Beni nefer buldunuz, alık fukara bir şey zannedip kızınızı yutturmaya kalktınız. Kız küçük düşmesin diye hep kaçamak cevap verdimdi. Bu işte yokum ben. Varın kızı başkasına satın. Nereye ayol? Çekiliyorum sana. Çekil yolumdan gündüz feneri. İşte böyle. Biliyor musun ne düşünüyorum? Ne düşünüyorsun Lona? Yarın veya öbür gün iyileşip gideceksin. Kim bilir, bir daha birbirimizi belki de hiç göremeyeceğiz. Orası belli olmaz. Hele bir muharebe bitsin de küçük hanım. Mehmet. Sen benim için her zaman küçük hanımsın. Kamber! Bu da nesi? Zabitine gönderiyoruz. Biz su satmıyoruz. Bunlar suya karşılık değil, hediyedir. Lütfen kabul edin. Bunları dostluğumuzun ufak bir nişanesi olarak kabul edin. Bilmeden sana eziyet ettik, kusura bakma.
Bize su getirdin. Hasta bakıcımızı toprak altından kurtardın. Bir düşmanın dost elini kabul et ve seni buraya gönderen centilmen zabitinize sonsuz teşekkür ve hürmetlerimizi bildir. En samimi temennim... Evet, en samimi temennim Türkler gibi mert bir milletle düşman değil, dost olmaktır. Senin kahramanlığını uzun zaman unutmayacağız. Yolun açık olsun asker. Sen gidesin diye ateş kestik. Eyvallah kumandan bey. Bunları yüzbaşıma anlatacağım. Güle güle. Tension! Yalan kıvırdı. Yüzbaşının işi yok da su gönderecek. Kızar mı dersin yüzbaşı Hakan Bey? Kızmaz. Hadi gel. Bu sessizlik hayra alamet değil. Evet yüzbaşım. Her sessizlikten sonra bir maraza çıkartırlar. Kerovan geliyor yüzbaşım. Abi deli midir nedir bu susak veya o elini kolunu sallayarak geliyor. Çabuk kirpiği aç. Kazım, Halil, Osman, Mahmut fırlayın! Fırlayın! Geldim efendim. Dikilme fırçaklar çöp! Söz verdiler efendim. Kazık gibi tinerme fırçaklar gir süpere! Ben buraya gelene kadar ateş etmeyecekler. İngiliz yüzbaşı öyle söyledi. Gebekeli olan ondan ne oluyor riva? Yavurcukların hediyesi. Kaç gündür neredesin, bu ne hal? Top ateşinden Kamber'le İngiliz siperlerine yuvarlandık. Yakalayıp zabitlerine götürdüler. Ben de baktım ki kurtuluş yok. Sizin hesabınıza bir yalan uydurup yüzbaşım size su gönderdi. Biz susuzluk çeken düşmanla çarpışmayız dedim. Onlar da çok teşekkür edip size bu hediyeleri gönderdiler. Alın bunu sipere, yıkın falakaya. Aklı başına gelsin. Gel lan buraya. Dikkatsizlik edip karşı tarafa geçtiğin için 10. Orada benim adıma yalan söylediğin için 40 sopa yiyeceksin. Kadir Çavuş başla. Müsaade ederseniz iki çift sözüm var. Söyle. O benim elimde büyüdü. Anası Fadime'nin oğlunun kabahatinden dolayı meydan dayağı yediğini duyacak olursak kahrından ölür. Kumandanım, yalvarırım size. Yalvarırım. Onun yerine beni dövün. Çıkarın falakayı. Kalk ayağa. Türk askeri yalan söylemez. Türk askeri yalan söylemez kumandanım. Ama düşmana söyler. Allah seni ıslah etsin. My dear friends, bize çok pahalıya mal olan Çanakkale harekatında kat'i neticeyi almak üzere taarruz planı şöyle olacaktır. Asıl taarruz Anzak kolordusu tarafından yapılacaktır. Taarruz istikameti Anafartalardır. Yani gelecek üç tümen General Stoffer kumandasında Sulva'ya çıkarak Türkleri şimalden kuşatacaktır. Bu hareketi gizlemek maksadıyla Saros Körfezi şimaline 300 kişilik bir Yunan kuvveti Teğmen Griparez'in kumandasında çıkarak Türk kuvvetleri oyalanacaktır. Anadolu haritaları olduğu gibi satın alınacak, İzmir'e gösteriş çıkarmaları yapılarak Türkler şaşırtılacaktır. Arkadaşlar, zafer için! Thank you.
emri niçin yapılmıyor? Size düşman gemi toplarının ateşinden kıtaatı korumak için taarruzun bu akşam yapılmasını emretmiştim. Müşir İmam Paşa Hazretleri, asker son derece yorgun ve halsizdir. Bu akşam taarruz içinde bir mecburiyet yoktur. Bendeniz bu emrinizin icrasında tehlike gördüğümden bu taarruzu yapmadım, taarruzu yarın sabaha bıraktım. Bendeniz bu suretle büyük bir mesuliyeti yüklenmiş bulunuyorum. Müşir Paşa Hazretleri sabır buyursunlar. Yarınki muharebenin neticesinden memnun olmazlarsa beni mesul tutun. Herr Röber, was für sein das? Das habe ich auch nicht verstanden. Miralay Fevzi Bey, Anafartalar Grup Kumandanlığı'na tayini mutasaver Mustafa Kemal Bey'in muvasılatıyla beraber emir ve kumandayı mumayeleye tevdi ile İstanbul'a hareketinizi emrediyorum. Mustafa Kemal Bey, vaziyeti nasıl buluyorsunuz? Müşir Hazretleri, düşmanı durdurmamız için daha küçük bir an mevcuttur. Bunu da ziyağa uğratacak olursak, bir felaketi umumiye karşısında kalmaklığımız çok muhtemeldir. Peki çare olarak ne düşünüyorsunuz? Yapılacak iş, yalnız arı burnunun sağ cenahını, Conk Bayır ve Koca Çimen'i düşünmek değil, umumileşmiş vaziyet içinde anafartalardaki ihraç harekatını da göz önünde bulundurmak ve tedbir almak lazımdır. Kanaatim, bütün bu mıntıkadaki harekat ve kuvvetler tevhid edilmeli, tek bir ele verilmeli, bir kumanda altına alınmalıdır. Bu kumandanlığı size verirsek kabul eder misiniz? Tabii. Bu kadar çok kuvvetin emrinize verilmesi size fazla gelmez mi? Hayır, az bile gelir. Öyleyse Fevzi Bey'in yerine Anafartalar Grup Kumandanlığı'na tayin edildiniz. Hemen hareket ederek icra edilecek taarruzu idare edeceksiniz. Anafartalar Grup Kumandanlığı'na tayin edildim. 12. Fırkanın derhal Mestantepe ve 7. Fırkanın Damakçılık Bayırı istikametinden taarruzlarını emrediyorum. Kumandanlar hemen aldıkları tertibatı ve bulundukları mıntıkaları bana bildireceklerdir. Raporlar Çamlıtepe'ye gönderilecektir. Anafartalar Grup Kumandanı Mustafa Kemal. Anafartalar grup kumandanına bir şarapnel isabet etti. Hayatını göğsündeki saat kurtardı. Conk Bayırı taarruzu bütün muvaffakiyetiyle devam ediyor. Kumandanım, sağ kolumu kaybettim. Zararı yok. Sol kolum var. Onunla da pekala iş görebilirim. Beni üzen, emrinizle tekrar savaşmama mani yaramın kapanmamış olmasıdır. Şu anda yanınızda
olmadığım için beni affedin. Muhterem kumandanım, ellerinizden öperim. Düşman siperlerinde bir kaynaşma var. Düşman hazırlığını gece yaptığı için bir şey öğrenemedik. Kadir Çavuş İngiliz siperlerine kadar seni götürecek. İngilizlerin telefon santralına bizim teli bağlayacaksın. Bu iş güçtür. Gidip de gelmemek var. Şimdi seni istihkam zabitine göndereceğim. Teli nasıl bağlayacağını sana öğretecek. Hemen yola çıkacaksınız. Başüstüne kumandanım! Telefon teli bağlanır bağlanmaz biz onların harekatını öğrenmiş olacağız. Başüstüne! Hala hazır olmadın mı? Sana da ne diye böyle işleri verirler bilmem ki. Ben oraları karış karış biliyorum da ondan çavuşum. Sadece o değil. Aynı zamanda cin gibi kurnazsın. Yapacağın işi biliyorsun değil mi? Biliyorum çavuşum. İngiliz siperlerine iyice yaklaşacağız. Nöbetçilerin dikkatini üzerime çekeceğim. Ben onları oyalarken sen İngiliz siperlerine atlayacaksın. Sen ne yapacaksın çavuşum? Sen beni merak etme. Ben başımın çaresine bakarım. Hadi vakit kaybetmeyelim. Yalık piponu unuttum be ya. Ben tütün içmem, bilmez misin? Baba sen içmezsin ama İngilizler içer. Sen hiç piposuz İngiliz gördün mü? Al, doğrudur. Hepten İngiliz oldum be ya. Yolunuz açık olsun. Thank you.
Didn't you find the commander yet? Unfortunately, sir. Go and bring me Corporal Smith. Right, sir. WBO. New supplies will arrive tomorrow afternoon. Ama ne yapayım ki bize lazımsın? Yaralı olarak döndü. Beraberinde yaralı bir İngiliz zabiti de getirdim. Ne, İngiliz zabiti mi? Evet mülazim bey. Her ikisini de derhal hastane çadırına sevk edin. Ben de yüzbaşıma haber vereyim. Başüstüne. Abi hemşire hanım, bizim kedi olan yaralandı. Şunu iyi bir yere koyun Allah aşkına. 5 numaralı büyük çadıra götürün. Hadi yürüyün. Doktor bey, bu yaralıyı nereye koyalım? Şimdi şu tarafa koy. Tamam. Battaniyeye getir. Oğlum sen de getir. Buyur ilaçlar doktor bey. Ateşi yükselmiş biraz. Nasıl oldun bakalım Mehmet Onbaşı? Ne onbaşısı yüzbaşı? Onbaşılığı sen çoktan hak ettin. İnşallah çavuşluğunda görürüz Keloğlu. Yüzbaşım ne olursun. Şu bacılara söyleyin de beni bıraksınlar artık. Cepheye gitmek istiyorum.
Hele biraz daha sabret. Geçmiş olsun İzmirli. Nasıl oldu bu iş? Sağ ol yüzbaşım. Sen de sağ ol. O kör olasıca mitralyöz. Kaç kişinin başını yedi. Şimdi sıra bendeymiş. Yüzbaşım. Hani şeytan ne diyor biliyor musunuz? Gece yarısı geç karşı tarafa, devir mitralyozun başındakileri, çevir onların üzerine! Hele sen bir iyi ol da Keloğlan, ondan sonrasını düşünürüz. Bir şey mi aradın Johnny? Mendilimi... Şu ceketimin cebinde bir tane olacaktı. Verir misin? Bu senin neyin olur? Nişanlım. Ne zamandan beri nişanlın? Geçen seneden beri. Tuttuğum zaman niye öyle tuhaf tuhaf sıkmıştın? Benimki de aptallık. Ah kafa! Tut bir düşman kızına abayı yak. Anam duysa ne der bu işe? Hele yüzbaşım bilse suratıma tükürür alimallah. Adana mı? Yakında muharebe bitiyormuş. Nereden duydun? De bizim Keloğlan'ın bağladığı telefon telinden İngilizler dinlemişler. Yakında gideceklermiş. Hadi hayırlısı. Geldikleri gibi gitsinler de biz de memlekete dönelim. Köydekileri özledim. İçimize bir kama gibi giren şu karşıdaki mitralyöz yüzünden çok kayıp veriyoruz. Sen emrindeki mangayla onu susturmaya çıkacaksın. Diğer kuvvetlerin de nerelere ve ne miktarda yerleştirildiğini de öğren. Emredersiniz. Allah yardımcın olsun mülazim efendi. Tanat Çavuş, mangayı hazırla, vazifeye çıkıyorum. Hakkını helal et Nuri, gidip gelmemek var. Öyle söyleme Kadri, gideceksin ve geleceksin inşallah. İnşallah.
Esirlerine birkaç kişi getirin. Çıkarın. Tanıyor musunuz? Kumandanımız Milazım Kadri Bey. Teslim olmaktansa hayatını istihkar eden bu zabitin asalet ünvanı nedir? Asalet ünvanının sizce meçhul oluşuna hayret ettim sir. O Türk'tür. Bu kahraman ve cesur zabiti sağ olarak görmeyi çok arzu ederdim. Ona örf adetlerinize göre ne gibi bir merasim yapacaksınız? Dinimiz şehitlerin elbiseleriyle gömülmesini emreder. Müsaade ederseniz mezar kazıp gömeceğiz. Peki. Derseniz bu sancağı zabitimin üstüne örteyim.
mitralyoz gene kusur. Çok zayiat veriyoruz. Bize nefes aldırmayan şu mitralyoz yuvasını mutlaka almak lazım. Kadri'nin de başını yedi. Ne yaptıksa boşuna. Susturamadık gitti şunu. Mitralyozu öyle ustalıkla yerleştirmişler ki bütün bölüğü kırdırmadan hücuma kalkmak kabil değil. Öyleyse ne düşünüyorsunuz yüzbaşım? Olan İngiliz'in urbası. Seni sevmiyorum ama ne yapayım ki gene lazımsın. Sana bir çift sözüm var. Gel içeriye gidelim. Ne söyleyeceksin? Meğer nişanlıymışsın. Nereden biliyorsun? Sana ne? Ona verdiğin resmi gördüm. Nişanlıydın da bana niye böyle ettin? Yoksa benimle eğlendin mi? Hayır. İnsan canını kurtaran kimseyle eğlenmez. Şöyle gidelim, gel. Söyle bana, Charlie sağ mı? Çok mu merak ediyorsun? Üzülme, sağ. Buraya nasıl geldin, korkmadın mı? Ya yakalanırsan? Umurumda mı sanki? Good evening, Lona. Good evening, Captain. Tonight some more wounded soldiers will arrive. Will you please take care of them? Oh, yes, Captain, I will. Thank you. Rica ederim, artık git buradan. Yakalarlarsa seni öldürürler. Tasası sana mı düştü? Niye böyle acı konuşuyorsun? Anlamıyor musun, seni seviyorum. Benimle eğlenmiyorsan benim de gönlüm sendedir. Hadi git artık. Allah'a ısmarladık Lona. Gene görüşeceğiz. Seni ön siperlere kadar götüreyim. Benimle beraber olursan kimse senden şüphelenmez. Muhafaza ihtiyacım yok benim. Beni unutma. Mitralyoza ne oldu? Hepten şaşırdı be ya! Bu bizim Mehmet'in işine benziyor. Bu Mehmet fırıldak değil, kendi kendine dönsün. Bir düşmana ateş edilmez. Ama o sizi vurdu. O sadece asker olarak vazifesini yapıyordu. Yürüyün yüzbaşım, sizi hastaneye götüreyim. Thank you.
şimdi? Benden hayrı yok. Ölüyorum. Çocuklarım sana emanet. Onlara iyi bak. Sağ kalırsam öz çocuklarım gibi bakarım onlara. Sen hiç merak etme. Sağ ol Adanalı. Gözüm arkamda kalmayacak. Sana güveniyorum. Yokluğumu belli etme. Babalarının vatan uğrunda öldüğünü söyle. Tahliye vukuatsız bitirilmiştir. Gemiler Vira Demir'e hazırdır. Güzel. İnsanlık 550 bin evladını da Çanakkale'de kaybetti. 300 bin bizden, 250 bin Türklerden. Hepsine yazık oldu. Görüldü ki Çanakkale geçilemez. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.